Herkese merhaba, benim ismim Gürkan. Son 3,5 senedir birçok insanla tanıştım, birçok eğitim aldım, birçok yere gittim. Birçok şekilde hayatıma pozitif etki edecek şeyler yapmaya çalıştım. Ama bana hayatını değiştiren tek bir şey söyle derseniz Facebook reklamlarını öğrenmekti derim. Çünkü benim hayatımı komple değiştiren şey Facebook reklamlarının nasıl çalıştığını öğrenmek, uygulamak ve bunu bir işe dönüştürmekti. Dolayısıyla aynısının size de olacağını düşünüyorum. Bundan dolayı size bir A'dan Z'ye Facebook, Instagram reklamları eğitimi hazırlamak istedim. Bu eğitim içerisinde baştan sona kadar öğreniyor olacağız. Peki kimseniz size faydalı olacak? İşletme sahibi olabilirsiniz. İşletmeniz için reklam vermeye çalışıyor olabilirsiniz. İşletmeniz yoktur ama işletmesi olan birine yardım etmek istiyorsunuzdur, destek olmak istiyorsunuzdur veya ona bir hizmet satmak istiyorsunuzdur olabilir. Veya tamamen bir yetkinlik kazanmak istiyorsunuzdur ve hayatınızı bunun üstüne kurgulamak istiyorsunuzdur. Ajans sahibi olmak istiyorsunuzdur. Ne olursa olsun Facebook, Instagram reklamlarını öğrenin ve hayatınızı değiştirin. Ben bu yüzden dolayı paralı reklamları, aslında Facebook, Instagram, Google, YouTube reklamları ne olursa olsun paralı reklamları bilmek hayatınızı ve işinizi ölçekleyecektir diyorum. Bu arada sen kimsin de bunları anlatacaksın diyor olabilirsiniz. Eğer ilk defa benimle tanışıyorsanız yaklaşık 3 senedir Hollanda'da bir dijital pazarlama ajansı işletiyorum ve bugüne kadar 10 milyondan fazla reklam harcaması yaptık. Dolayısıyla ne söylediğimi biliyorum, ne öğrettiğimi biliyorum. Bundan dolayı bence siz de bunları uygulamalısınız ki hayatınız değişsin diyorum. Hadi isterseniz adım adım içeriye geçelim. Birinci adımımız Business Manager hesabı oluşturma. Burası bizim için çok elzem. Çünkü Facebook'ta reklam vermek istiyorsak, bu arada Facebook reklamları diyeceğim ama Facebook ve Instagram reklamları Facebook paneli üzerinden yönetiliyor. Çünkü aynı şirkete bağlılar. Dolayısıyla bir Facebook Business Manager hesabı oluşturmamız gerekiyor. Kişisel hesabınızdan asla reklam vermeyin. Çünkü kişisel hesabınız her zaman kısıtlanabilir ve kişisel hesabınız kısıtlanırsa eğer reklamlarınıza devam edemezsiniz. Ama business hesabı kişisel hesabınız gibi değil. Birçok insan içerisinde çalışabilir. Dolayısıyla bir hesabın kısıtlanması işinizi, gücünüzü etkilemiyor olacak. Bundan dolayı ilk başta business hesabı oluşturmamız gerekiyor. Peki nasıl business hesabı oluşturacağız? Business hesabı oluşturmak için bir kişisel Facebook hesabına ihtiyacınız var. Dolayısıyla eğer herhangi bir aktif Facebook hesabınız yoksa Facebook hesabı açarak başlamanız gerekiyor. Facebook hesabınız varsa aktif olduğundan emin olmanız gerekiyor. İçerisine girin. Bir şeyler paylaşmış mısınız? Herhangi bir aktivite göstermiş misiniz? Burası çok önemli. Çünkü eğer aktif bir Facebook hesabınız yoksa Facebook Business Manager hesabı oluşturamıyoruz. Emin olduktan sonra business.facebook.com adresine giriyoruz ve sol yukarıda bulunan Create Account, sağ yukarıda bulunan Create Account butonuna tıklıyoruz. Create Account butonuna tıkladıktan sonra bizim Facebook hesabımıza girmemizi istiyor. Facebook hesabına zaten halihazırda aktif olan e-mailimiz ve şifremiz ile içerisine giriş yapıyoruz. Bunu yaptıktan sonra bizim Business Facebook hesabımız aktif edilmiş oluyor ve orada bize bir panel tanımlanıyor. Burası çok önemli. Çünkü gerçekten Facebook Business, o Business panelinin içerisi çok ama çok karışık. Dolayısıyla her şeyi öğreneceğim, ne işe yarıyormuş diye böyle gireceğim, incine cincine öğreneceğim diye beklemeyin. Çünkü orası dünya üstündeki tüm işletmelerin faydalanabilmesi için hazırlanmış. Dolayısıyla her butonu öğrenmemeniz gerekiyor. Özellikle başlangıçta. Dolayısıyla ben size adım adım ne yapmanız gerektiğini göstereceğim ama diğer teknik detaylara lütfen takılmayın. Yolda öğreneceğiniz çok şey olacak zaten. Ardından ikinci adımımız piksel oluşturma. Piksel oluşturma adımı çok önemli. Piksel nedir derseniz dijital bir kamera. Düşünün ki işte BİM mağazası. BİM mağazasına giren bir müşteri olduğunu düşünelim. Müşteri girerken o kamera bu kişinin kim olduğuna, yaşına, cinsiyetine, geçmişine, nerelere gittiğini, hangi okulda okuduğunu hepsini bir anda öğreniyor. Yetmiyor. Kamera mağazaya girdikten sonra hangi rayona baktı, hangi ürünlere baktı, hangi ürünü aldı ama geri bıraktı, satın almadı, hangi ürünleri satın aldı bunları tespit ediyor. Yetmiyor. Evine gidiyor ve diyor ki bu ürünleri unutmuştunuz işte falan filan. Bunların hepsinin kaydını yapan şey aslında fizikselde de keşke olsa. Dijitalde bunun ismini biz piksel diyoruz, bir kod. Ve bu kod yüklü değilse aslında verdiğiniz reklamların çok da bir önemi yok. Sadece para kazandırır. Bizim amacımız uzun vadede bir hazine oluşturabiliyor olması, bir işletmeyi ölçeklendirebiliyor olması ve piksel olmadan, veri kontrolü olmadan ölçekleme zaten kabul edilemez. Gelin isterseniz pikselin nasıl oluşturulduğuna bakalım. Piksel oluşturmak için şurada gördüğünüz 3 tane üst üste tire var. Buna basıp Business Settings'e basıyoruz. Business Settings'e bastıktan sonra yine sol tarafta bir Data Source var. Hemen bunu diğer slide'da göstereceğim. Data Source'a bastığımızda, yani veri kaynaklarına bastığımızda altında kataloglar, pikseller, offline event sets'ler var. Biz orada piksele basıyor olacağız. Piksele bastıktan sonra böyle boş bir sayfa gelecek. Çünkü henüz bizim business'ımızın, Facebook'umuzun herhangi bir pikseli yok. Burada ekleye basacağız. Add butonuna basacağız. Add butonuna bastıktan sonra önümüze hemen bu piksel şey geliyor, detayları geliyor. Burada pikselimize bir isim vereceğiz. İşte Gürkan Zon örnek piksel verebilirsiniz. Altına web sitesi girmek zorunda değilsiniz henüz. Girmeyebilirsiniz. Boş bırakın. Ardından devam butonuna basıyoruz. Devama bastıktan sonra pikselimiz oluşmuş oluyor. Aslında buradan sonraki adımda bize piksel devam et, yani normal hayatına mı devam edeceksin yoksa şimdi mi kurulum yapacaksın diye soruyor. Biz hemen siteye pikselimizi yüklemek istiyoruz. Dolayısıyla 3. adıma getiriyor bu bize. Şimdi 3. adıma geldiğimizde, yani siteye piksel yüklemek istediğimizde, aslında pikselin ne olduğunu anlatmıştım. Piksel bir kameraydı. Bu kamera aslında kod parçaları. Sistemimize bu kodu yükleyerek 3. parti kodların çalışmasını sağlıyoruz. Az sonra iOS 14 ile etkilenen tarafa da geleceğim ve bu nasıl çözümleneceğine de geleceğim. Eğer iOS 14'ü merak ediyorsanız, eğer iOS 14 ile ilgili hiçbir şey bilmiyorsanız merak etmeyin, yine az sonra açıklıyor olacağım. Şimdi siteye piksel yüklemek için, hani az önce kurulumdan Continue'ya basmıştık ya, önünüze böyle bir ekran çıkıyor. Bu ekran çıktığında diyor ki benim yukarıda Continue Managing My Business diyor. Yani tam hayatıma devam edeceğim, bir şeyler daha ayarlayacağım. Aşağıdaki ise pikselimi şimdi kurmak istiyorum seçeneği. Biz şimdi kurmak istiyoruz. Şimdi kurmak istediğimizde aslında pikselimizin kodunu manuel olarak da yükleyebiliriz. Fakat eğer Shopify, WordPress, Wix gibi altyapılar kullanıyorsanız web siteniz için bunların otomatik yükleme seçenekleri var. Yani manuel kodu kopyalayayım, yapıştırayım. Eskiden böyle yapıyorduk ama artık böyle yapmanıza gerek yok. Eğer bu tarz bilindik altyapıları kullanmıyorsanız zaten tekrardan bir sorgulamamız lazım ne yapıyoruz diye. Bu esprisine değil, gerçekten bir sorgulamamız lazım. Neden yapıyorum diğerlerini diye. Çünkü eğer bu paraysa, işte ucuzluğa kaçayım şunun bununsa, ileride kesinlikle sorun yaşayacaksınız. Bu altyapılar zaten sitelerin %95'ini oluşturuyor. Dolayısıyla yeniden bir düşünmenizi tavsiye ederim bu piksel konusunda. Nasıl yapacaksınız? 3. parti bir siteniz varsa bunların hiçbirini kullanmadan kodlarınızı yapıştıracaksınız. Daha sonra manuel seçeneğinden o kodu sitenizin header kısmına yapıştırıyor olacaksınız. Peki bu siteleri kullanıyorsanız ne yapmanız gerekiyor? Hemen en yukarıdaki Setup Now'a bastıktan sonra gelen seçenek bu. Burada Partner Integration, yani en üstteki kısım bizim otomatik partnerler ile, yani bu Shopify, Wix ve benzeriyle kurmak istediğimiz seçenek. Hani 3. parti, eğer bunların hiçbirini kullanmıyorsanız dediğim yerde şu ortadaki manuel olarak kodları siteye ekle kısmı. Biz burada elbette Partner Integration'ı seçeceğiz ki kendi seçeneklerimizden birini burada görebilelim. Gördüğünüz gibi burada Shopify var, Edgewit var, BigCommerce var. Yani kurabileceğiniz tüm web site araçları zaten burada. Muhtemelen bunlardan biriyle kurmuşsunuzdur. Kurmadıysanız da mümkünse bunlardan biriyle kurun diyorum. Ve ilgili partnerimizi seçtikten sonra ben Shopify'ı seçiyorum. Çünkü kullandığım sitelerin %100'ü neredeyse Shopify. Dolayısıyla bu hemen beni Shopify'ın yönlendirmesini itiyor. Bu mesela Shopify'ı kurmak için Shopify'ın öncelikle panelinden Facebook uygulaması yüklemeniz lazım. Oradan otomatikman bağlıyor. Dolayısıyla her altyapının aslında farklı bir kurulum seçeneği var. WordPress'te farklı, Edgewit'te farklı. Bundan dolayı bizi yönlendirmesine göre gitmemiz lazım. Ben tek tek hepsini burada anlatamayacağım için hangi altyapıyı kullanıyorsanız onun yönlendirmelerine göre kurmanız gerekiyor. Gerçekten zor değil. Muhtemelen 3-4 dakika içerisinde pikselinizi kuruyor olacaksınız. Ardından 4. adımımız domain doğrulama. Domain doğrulama kısmı önemli çünkü eskiden reklam vereceğiniz web sitesi için bir domain doğrulama istemiyordu Facebook. Aslında teknik olarak şu anda da istemiyor domain doğrulama, fakat biz neden domain doğruluyoruz? Çünkü conversion, dönüşüm API'si için. Yani hani az önce dedim ya iOS 14'ten dolayı ne oldu diye. Aslında hani iOS 14 güncellemesinde bir dünya çalkalandı ya, o çalkalanmanın asıl sebebi şuydu. Artık iOS hani eskisi gibi Facebook'un bizim telefonumuzu, bilgisayarımızı takip etmesine izin vermeyecekti. Bu takip etme ne demek? O kod dedim ya. Kod yükleniyor, artık o kodun çalışmasına izin vermiyor. Takip edilmesini istemeyen insanlarda. Bunun çözümü olarak da biz işte bu domain doğrulama sayesinde serverdan bilgi çekme yöntemini keşfettik. Aslında Facebook bunu keşfetti ve bunu uyguluyor. Bunun sayesinde sunucular Facebook'a verileri yolluyor. Eğer domaininiz doğrulandıysa ve meshlenen IP'ler, yani eşleşen IP'lerle de bizim panelimize yansıtıyor Facebook. Bundan dolayı bizim kesinlikle domainimizi doğrulamamız lazım ki büyük oranda bu engellenen datanın önüne geçelim ve datalarımızı alalım ve performanslarımızı artıralım diye. Bu yüzden domain doğrulama olmazsa olmaz bir adım. Peki biz bu adımı nasıl uygulayacağız, nasıl yapacağız? Hemen o Business Settings'in içerisinde sol tarafta Brand Safety diye bir yer var. Oraya bastığınızda Domains, direkt Domainler diye önümüze çıkıyor. Domainlere bastıktan sonra yine şu yukarıda Add butonu var. Add butonuna bastığınız zaman sizin web sitenizin linkini girmesini istiyor. İşte www.örnekdomain.com yazdıktan sonra yine Add butonuna basıyorum. Add butonuna bastıktan sonra nasıl doğrulamak istiyorsun diye soruyor. Yani HTML kodlarıyla mı yapacaksın, bir file mi yükleyeceksin, senin o hostingine veya DNS ayarlarıyla mı yapacaksın? Bence bunların bu üçünden herhangi biriyle de yapabiliyorsunuz bu arada. Bir tanesini yapmanız yeterli. Bence en basiti DNS ayarları, çünkü çok hızlı oluyor. 5 dakika 10 dakika içerisinde halledebilirsiniz. DNS ayarlarını yapmak için kullandığınız hosting servisi neyse, ben şimdi tek tek göstermedim çünkü her hosting servisinde farklı olabiliyor görünüm. Ben GoDaddy kullanıyorum. GoDaddy'nin içerisinde DNS ayarlarına girdiğinizde burada gösterilen txt kodlarını oraya yapıştırmanız yeterli oluyor. Dolayısıyla bu DNS ayarlarını yaptıktan sonra 10 dakika beklemeniz yeterli. Bu 10 dakikanın sonunda otomatikman onaylanmış olacak. Bu arada 24 saat 72 saate kadar sürebilir diyor. Ama ben hiçbir Facebook hesabında o kadar sürdüğünü görmedim. GoDaddy ile diğer belki hosting araçlarında sürüyor olabilir. Hiçbir bilgim yok. Ama GoDaddy'de de sürmüyor. 5-10 dakika içerisinde onaylanıyor oluyor. Şimdi biz bu onaylaya bastıktan sonra domainimiz de doğrulandı. 5. adıma geçtik. Yani şu ana kadar ne yaptık? 1. adımımız bir business hesabı açtık. 2. adımımız bu business hesabına pikselimizi kurduk. 3. adımımız bu pikselimizi sitemize bağladık. 4. adımımız da domainimizi doğruladık. 5. adım bir Facebook ve Instagram sayfası oluşturma. Zaten Instagram, Facebook sayfası olmadan, herhangi birinden biri olmadan reklam veremiyoruz. Dolayısıyla bunu oluşturmak için yine business ayarlarımızda account'un altında pages kısmı var. Yani sayfalar. Sayfalara bastıktan sonra yine add butonuna basıyoruz. Add butonuna bastıktan sonra create a new page, yani yeni bir sayfa oluştur butonuna basıyoruz. Buna bastıktan sonra kategori seçeceğiz. Yani şirketimiz, sayfamız hangi kategoride olacak diye. Kategorimizi seçtikten sonra, yani hangi alanda satış yapacaksanız ya da bir sayfa kuracaksanız, seçtikten sonra bir sayfa ismi giriyorsunuz. Altından da bu sayfanın kategorisini girip create page, yani sayfa oluştur seçeneğini seçiyorsunuz ve sayfamız oluşturuluyor. Sayfa oluşturduktan sonra sayfayı düzenlemek için sayfanın üstüne bastıktan sonra view page'e basıyoruz. Sağ üst tarafta, yani sayfayı görüntülediyoruz. Sayfamızın içine geldikten sonra da burada işte gönlümüze göre düzenliyoruz. İşte ismi değiştiriyoruz, profil fotoğrafını değiştiriyoruz, kapak kısmını değiştiriyoruz, özellikleri değiştiriyoruz. Zaten 13 adımda sayfa bizi kendini hazır hale getirecek. Yani aşağıda işte Get Started'a bastıkça şimdi ne yapacağım, şimdi ne yapacağım, şimdi ne yapacağım diye sizi yönlendiriyor sayfa. Dolayısıyla zaten sayfanızı hazırlamanızda yarım saatten fazla almayacak, eğer bu bilgiler hali hazırda elinizde ise. Sayfamızı da hazırladık. Diğer bir adım test içerikleri hazırlama. Artık yavaş yavaş reklamlar kısmına geliyoruz. Yani şu ana kadar gerekli yerleri hazırladık. Bundan sonra reklamlar kısmına geçiyor olacağız. Test içeriklerini hazırlama kısmı önemli. Asla tek bir içeriğe güvenerek reklamlara başlamayın. Şunu biliyorum, işte doğru ürün doğru kitleyle buluştuğu zaman satış yapar. Bu çok doğru. Fakat Facebook tarafında, Facebook bir sosyal paylaşım platformu. Dolayısıyla aslında CPM rekabet mevzusu var ya, aslında Facebook tarafındaki rekabet açık arttırma usulüyle belirleniyor. Yani herkes ortaya bir para atıyor ve kitle ne kadar pahalıysa sizin verdiğiniz paraya göre o kadar az insana ya da o kadar fazla insana gösteriliyor reklamlarınız. Yani ben 10 TL ile 10.000 insana da gösterebilirim, 500 insana da gösterebilirim. O kitleyle ilgili rekabet durumuna göre. Fakat bir sır vereceğim. Bunu piyasada neredeyse hiç kimseden duymuyor olursunuz. Çünkü işin mantığı birazcık karışık. O bildiğiniz açık arttırma değil. Yani fazla parayı veren normalde almıyor, düdüğü çalmıyor. Nasıl oluyor peki? Normal bir açık arttırmayı düşünelim şimdi. Ben açık arttırmada bu kalemi satacağım, değil mi? Bu kalemi satarken ben 5 TL verdim. Yandaki masadaki adam 10 TL verdi. Bu kalem kaç para? 10 TL. Kimin? O adamın. Benim hiçbir söz hakkım yok. Benim bunun parasında da söz hakkım yok. Hiçbir etkim yok. Fakat Facebook'ta öyle değil. Facebook'ta ben 5 verdim, o adam 10 verdi. Bu kalem 3'e bölünüyor. 2 parça onun, bir parça benim. Bu kalemin değeri ne kadar oldu? 15 TL oldu. Dolayısıyla benim de bir katkım var, o adamın da katkısı var ve bu kalemin değerini ikimiz artırdık. Niye? İkimiz de belli bir şey koyduk. Peki bu kadar basit mi? Yok. İyice karmaşıklaşıyor. Çünkü normal bir açık arttırmada herkesin ne kadar para koyduğunu bilirsiniz. Burada biz etrafı çevrili duvarlar içinde biz reklamımızı veriyoruz. Bir şeyimizi yapıyoruz. Fiyat teklifimizi veriyoruz. Yani biz oradaki adamın kaç para verdiğini de bilmiyoruz. Dolayısıyla bu kalemin toplam değerini bilmiyoruz reklam vermeden önce. Bu kadar basit mi? Birazcık daha karmaşıklaşıyor. Nasıl karmaşıklaşıyor? Normal şartlarda ben 10 veririm, o 20 verir, 30 oldu bunun değeri, 2 parça onun, bir parça benim, değil mi? Burada birazcık daha karışık. Çünkü benim giydiğim smokin'e göre, onun giydiği smokin'e göre alacağımız parçalar değerleniyor. Ne demek bu? Ben 10 TL koydum, o 20 TL koydu, ben ondan çok daha iyi giyindim, ben yarısını alabiliyorum. Yani ne demek? Verdiğim paradan daha çok değer alıyorum. İşte işler burada karmaşıklaşıyor. İşte biz bu yüzden çok fazla test yapmamız lazım. Yani karşıdaki reklamı gösterdiğimiz insanlar ne kadar çok bizim reklam içeriğimizi sever ise, bizim reklamımız o kadar çok insana gösteriliyor, o kadar daha az maliyetli oluyor o adam verdiği paraya göre. Dolayısıyla ürünü doğru kitleyle buluşturmanıza rağmen istediğiniz performansı alamayabilirsiniz ya da daha iyi performansın önünü kapatabilirsiniz. Dolayısıyla mümkünse her zaman birden fazla içerik testi yapın, yapmalısınız. Yapmıyorsanız çok şey kaybedersiniz. Burası gerçekten çok elzem bir konu. Çünkü zaten CPM dediğimiz bir oran var. 1000 kişiye ulaşma, işte 1000 kişiye gösterim maliyeti ve siz aynı kitleye aynı ürünü aynı metinde farklı iki video ile sunuyorsunuz. Birinde 1000 kişiye gösterme maliyeti 20 TL oluyor, birinde 50 TL oluyor. Ne oldu? Bütçem aynıydı, her şeyim aynı. Niye böyle oldu? Çünkü diğeri daha çok sevildi. Bundan dolayı lütfen ama lütfen tek bir içeriğe güvenerek reklamlara başlamayın. Şimdi isterseniz bu içeriklerle ilgili birkaç bonusa geçelim. Sürpriz bonusumuz, size önerilerim test içerikleriyle ilgili. İlk 3 saniye. Şimdi birçok insan şunu yapıyor reklam veren. farklı videolar test etmeliyim diyor. Hani hangi video daha çok dikkat çekecek ve 40 saniyelik bir video, bir 40 saniyelik daha video yaptığınız zaman otomatikman maliyet 2 katına çıkıyor. Enerji, ayrılması gereken enerji 2 katına çıkıyor. Fakat küçük bir ipucu, genellikle videoların izlenmesini sağlayan şey ilk 3 saniyedir. En büyük kırılım ilk 3 saniyede olur. Dolayısıyla bir videonun hepsini tamamen değiştirmek yerine 45 saniyelik videonun ilk 3 saniyesini değiştirerek de aynı etkiyi görebilirsiniz ve testlerinizi yapabilirsiniz. Olta, yani ilk 3 saniyedeki olta bizim için çok önemli. 2. Görsel. Video reklamlarının çok önemli olduğunu artık herkes biliyor. Herkesin video kullanması gerekiyor bir noktada. Fakat bu demek değil ki görsel reklamları kullanmayacaksınız. Çünkü bazen görsel reklamlar çok daha verimli olabiliyor. Dolayısıyla bir şeyi test etmeden önce sakın ön kabul ile bir şey yapmayın. Görselleri de test etmeyi unutmayın. 3. Yüz kullanımı. Yüz kullanımı gerçekten çok önemli. İnsanlar yüz gösterilen reklamlardan bir şeyler satın alıyor. Defaatle tecrübe ettik bunu. Yüz kullanılsın. Reklamlarınızda mümkünse yüz olsun. Bu normal fiziksel ürün satarken de dijital ürün satarken de mümkünse yüzünüzü kullanın reklamlarınızda. 4. değişkeninizi bilin. Yani bazen şöyle oluyor, ben test ediyorum diye bir reklamda video artı farklı bir metin kullanıyor. Diğerinde farklı bir görsel, farklı bir metin. Hayır, her zaman bir değişkeniniz olsun. Yani metinleri sabit tutun, görselleri değiştirin. Görselleri sabit tutun, metni değiştirin. İşte videoları sabit tutun, onu değiştirin ama her zaman sabitiniz ve değişkeninizi bilin ki neyin etki ettiğini bilin. Yoksa bir sonraki reklama çıkarken, ölçekleme reklamına çıkarken hangi içerikleri kullanacağınızı bilemezsiniz. Daha verimli olanı kaçırabilirsiniz. Dolayısıyla bazen de şu olabiliyor. Reklamcılara sorduğunuzda abi 120 tane kombinasyon yap, test et diyorlar. Hayır, yani 120 kombinasyonun hepsine yeterli bütçe ayırdığınızda zaten 10.000 lira 5 günde harcamanız lazım. Hayır, illa böyle 120, 150, 200 farklı kombinasyon yapmanıza gerek yok. 3 tane kombinasyonla başlayın, yavaş yavaş genişletin. Zaten reklamlar ilk haftadan, ikinci haftadan belli döngüler beklediğimiz şeyler. Dolayısıyla mümkünse yavaş da başlasanız sabitinizi ve değişkeninizi bilin. Yoksa çok ağlarsınız, çok acı çekersiniz reklam testleriyle ilgili. Şimdi asıl tarafımıza geçiyoruz. Heyecanlı kısımlar. Reklam verme. Bu reklam verme kısmında mecburen anlatmam gerekiyor. Panelden anlatıyor olacağım. Reklam panelinden. Dolayısıyla oraya geçelim. Reklam paneline geldik. Buraya gelmek için yine şuradaki 3 çizgiye basıp reklam yöneticisine bastığınızda sizi buraya atıyor olacak. Burada artık reklamlarımızı oluşturabiliyor olacağız. Reklamları oluşturmak için boş panelimizde reklam oluştura basıyorum ve yeni kampanya oluştur diyorum. Bu yeni kampanyada ilk olarak buranın bir mantığını anlamak lazım. Çünkü birçok kampanya aracımız var ve bu kampanya araçları ne işe yarıyor? Çünkü bu kampanya arayüz değişebilir ileride. Bu videoda 3 ay sonra zaten değişecek, şu anda da o yüzden söylüyorum. Değişebilir. Mantığını kavrarsanız mantık her zaman aynı kalıyor. Dolayısıyla bu butonların sayısı 5'e düşse de aynı kalacak. 18'e çıksa da aynı kalacak. Mantığı kavrayın, gerisi zaten halledilecek. Çünkü yeni bir güncelleme geldiğinde her şey komple değişmiyor. Sadece kullanım kolaylaşıyor, kullanım zorlaşıyor, kullanıcı deneyimi artırılıyor ve benzeri. Şimdi bu kampanya araçları nedir? Öncelikle buna bakalım. Bazı insanlar şununla karıştırıyor. Seçtiğim kampanyaya göre insanlara gösterilecek ve benzeri diye düşünüyor Facebook'un algoritmasında. Hayır, bununla hiç alakası yok. Kampanya aracımız, seçtiğimiz araç sadece optimizasyon kısmında önemli. Ne demek bu? Facebook gösterilen insanlardan alacağı tepkimelere göre reklamlarınızı optimize ediyor ve o tarz insanlara gösteriyor. Hemen bir örnekle açıklayalım. Örneğin ben bir trafik reklamı çıkacağım. Şimdi trafik reklamındaki amaç nedir? Sitemize olabildiğince çok insan çekmektir. Şimdi sitemize olabildiğince çok insan, kendim büyüttüm. Sitemize olabildiğince çok insan çekmektir kısmını birazcık daha açacak olursak, yani Facebook şuna bakıyor. Tıklayan insanların algoritmik benzerliğine bakıyor ve diyor ki ben bu tarz insanlara göstereyim çünkü bunların tıklama ihtimali daha yüksek diyor. Fakat tıkladıktan sonra bu insanların sitede ne yaptığına karışıyor mu? Hayır, yani insanlar telefon araması mı yapıyor, logonuza mı bakıyor, iletişime mi geçiyor, ürün mü satın alıyor, sepete mi ekliyor, ondan sonra videomu izliyor. Bunlarla ilgilenmez. Niye? Çünkü bunlara göre optimize olmuyor. Siz Facebook'a dediniz ki ben trafik istiyorum abi. Bana sen trafik getir dediniz ve Facebook hay hay dedi ve getirdi. Dolayısıyla trafik reklamı seçerseniz sadece tıklayana kadar Facebook görevini yerine getirir. Dolayısıyla tıklama ihtimali yüksek insanlara bakar. Bundan dolayı genellikle trafik reklamları seçildiğinde 50 yaş ve üstü çok fazla insan olur eğer demografik olarak bir hedefleme kitlesi daraltmazsanız. Niye? Çünkü bu insanlar çok fazla vakti var. Çok fazla reklama tıklar, çok fazla ilgilerini bir şeyler çeker ama satın alma oranı düşüktür. Niye? Çünkü bununla ilgilenmez Facebook. Fakat dönüşüm reklamı seçtiğiniz zaman, diyelim satın alma dönüşümü seçtiniz. Satın alma dönüşümünde Facebook tıklayanlara göre değil, site içerisinde bazı hamleler yapan, satın alan insanlara göre benzer kitle bulmaya çalışacak. Dolayısıyla tıklamalarınız düşecek. Niye? Çünkü bu sefer daha spesifik bir kitle arıyor. Her tıklayana bakmıyor. Tıklayıp satın alana bakıyor Facebook. Dolayısıyla optimizasyon şekli değişiyor. Veya ben erişim reklamına erişim reklamı yapacağım. Erişim reklamındaki amacı ne? Daha çok insana göstermek. Daha çok vakit geçirene göstermek. Niye? Keşfette bile gösterilecek. Yani birebir reklamı görmesi önemli değil. Birebir sizinle iletişime geçmesi önemli değil. Orada bir yerde sizin şeyiniz çıksa, reklamınız çıksa yeter. Mesela o erişim reklamında şey var ya, keşfet. Keşfette 50 tane post var. 50 posttan bir tanesi sizin. Görülmeyecek biri. Ama ne kadar çok vakit geçiriyorsa insanlar, ne kadar çok post görüyorsa oralara koyuyor erişimle. Dolayısıyla erişimde trafik çok azalır. Çok fazla insana çok ucuza gösterilirsiniz ama trafik azalır, satın alımı olmaz, hiç olmaz muhtemelen. Ama 500 bin insana ulaşırsınız. Dolayısıyla aslında bu kampanyalarda anlatmaya çalıştığım şey şu. Mevzumuz optimizasyon. Ve siz ne istiyorsanız, şimdi ben burada tek tek şunu seçin demeyeceğim. Çünkü işten işe değişir bu. Bir e-ticaret firmasıysanız trafik reklamı çıkar, sonra geri hedefleme yapabilirsiniz. Direkt dönüşüm, sepet ekleme dönüşüm çıkıp sepet eklemeler üstünden geri hedefleme yapabilirsiniz. Çok büyük bir e-ticaret sitesiyseniz katalog reklamları çıkabilirsiniz. Veya ilk başta biraz etkileşim istiyorsanız, insanların sizin etkileşime geçmesini istiyorsanız ve şu anlık satın alım umurunuzda değilse etkileşim reklamları çıkabilirsiniz. Bir app piyasaya çıkartıyorsanız uygulama yüklemesi çıkabilirsiniz. Ama mantığı anlayın lütfen. Mantık, ben ne istiyorsam reklamım ona göre optimize olacak demektir. Bir gün bu reklamlarla ilgili strateji üretimine geçeriz. Çünkü bu reklamlardan farklı bir konu. Eğer böyle bir isteğiniz olursa burada da güzel stratejiler oluştururuz sizinle. E-ticaret için, farklı firmalar için ya da farklı alanlar için. Ama şu anlık bilmeniz gereken şey, ben ne istiyorum müşterilerimden? Şu anda işletmem için ne istiyorum? İşte potansiyel müşteri mi istiyorum? Yani mail, telefon numarası istiyorum ve onları arayacak bir sistemim mi var? Bunun reklamını çıkmam lazım. İlk başta trafik mi istiyorum? Bunu çıkmam lazım. Satın alım mı istiyorum? Dönüşüm reklamı çıkmam lazım. Bunun mantığını bilin. Gerisi bizim veri okumaya kalıyor. Bunu da az sonra geliyor olacağız. Şimdi trafik reklamı dedim. Trafik reklamı dedikten sonra işte reklam. Bu arada kampanya isminde şuraya örnek kampanya diyorum. Örnek kampanya dedikten sonra özel reklam kategorisine girmiyorsa, yani emlakçılık ve benzeri değilse alanınız, buraya girmeyin. Ya konut, istihdam, kredi ve siyaset ve benzeri ise tamam, ama bunlarla ilgili umarım benim kitlemde yoktur zaten bu tarz insanlar. O yüzden oraya geçtim. Sonra kampanya detaylarını zaten başlangıçta seçtik. Açık arttırma değiştiremiyorsunuz buradan. AB testini buradan yapmıyoruz. AB testini bunu da seçebilirsiniz ama biz farklı sistematiklerle yapıyor olacağız. Sonrasında kampanya bütçe optimizasyonu, bunu da ölçekleme kısmında öğrenmeniz lazım. Kampanya bütçesi optimizasyonunda da tek bilmeniz gereken, bunu seçtiğiniz zaman bütçeyi kampanya düzeyinden girersiniz ve reklam setlerine girmezsiniz. Seçmezseniz reklam setlerine girersiniz. Bu ölçekleme ile ilgili bir konu, detay şu anlık bilmenize gerek yok. Reklam setlerine geldim. Reklam setleri işte ikinci aşama. Reklam setleri dediğimiz yer bizim kime gösterilecek reklam dediğimiz yer. Yani fiziksel olarak kimlerin evine gidelim, kimlerin evine uğrayalım, benim müşterilerim kimlerdir? Bunun öncesinde bir araştırması yapmak lazım. Benim ideal müşterim kim, neleri takip eder, kimlerden hoşlanır, kimlerden hoşlanmaz. Bunu yapmak lazım ki gerçekten hedeflemeleri iyi girebilelim. Bir de burada optimizasyon kısmı var. Burası önemli. Birazcık detay. Bu detayı bilmeseniz de olur şimdilik ama önemli bir konu olduğu için hemen anlatacağım. Böyle 15-20 saniyede geçebilirsiniz beni şu an, vakit kaybetmek istemiyorsanız. Teknik olarak optimizasyonda, trafik reklamında bağlantı tıklamasını optimize edebileceğiniz gibi farklı şeyleri de optimize edebiliyorsunuz. Örneğin her tıklayan sitenizi görmüyor. Ne demek bu? Siteniz yavaş olabilir, insanlar sabırsız olabilir. Hani 2 saniye bir Instagram'da beyaz sayfa yüklemesi var ya, onu görmek istemiyor olabilir. Dolayısıyla herkes sitenizi görmez. Ama bizim amacımız illa insanlar tıklasın değildi, değil mi? Sitemizin içerisini de göstermek istiyoruz. Dolayısıyla yönlendirme sayfa görüntülemesi dersiniz eğer, sadece tıklayan değil aynı zamanda sayfanın içerisinde en az 2 saniye kalan, yani pikselimizi ateşleyen insanları da kaydediyor olacak Facebook ve onlara göre gösterecek. Dolayısıyla bunu da seçebilirsiniz. Bağlantı tıklamasını da seçebilirsiniz. Arasında optimizasyon farkına bakarsınız. Zaten çok hızlı bir siteniz varsa bence hiç şey yapmayın, yönlendirme sayfası görüntülemesi demeyin. Çünkü arada data kaybı da olduğu için bazen yeterince optimize olamayabiliyor ama bağlantı tıklamasını her türlü alıyor Facebook uygulaması üstünden olduğu için. O yüzden bağlantı tıklamasına gidin eğer siteniz yeterince optimize çalışıyorsa. Günlük bütçe, bu tamamen sizin kendi kişisel harcamanıza kalmış bir durum. Bütçeniz neyse ona göre başlayabilirsiniz. Ama benim tavsiyem 20-30 TL'den aşağıya başlamayın. Çünkü yeterince veri alamazsınız. Ama dediğim gibi çok kişisel bir konu. Bu işletmeye göre değişir. Bir emlak işi ise 100 TL'ye bir emlak satamazsınız sonuçta. Aynı şekilde 10 TL'lik 20 TL'lik bir ürünü satmaya çalışıyorsanız 50 TL bir ürünün reklamını harcayamazsınız. O yüzden ben buraya ne kadar bütçe ayırmanız gerekiyor ile ilgili bir yorum yapmayacağım. Bu tamamen sizin ayıracağınız bütçeyle ilgili bir konu. Asıl hedef kitleler kısmı, yani ben bir kitleye reklam göstereceğim. ne yapmam gerekiyor? Konuma eğer işletmeniz Türkiye'de ise konumumuzu seçiyoruz. Facebook her zaman demografik kırmızı çizgilerin içerisinde kalır. Ne demek bu? Normal şartlardan algoritmaya göre farklı insanlara gösterme şudur budur olabilir. Fakat hiçbir zaman belirlediğiniz demografiklerin dışına çıkmaz Facebook. Burası önemli bir konu. Dolayısıyla demografikleri iyi belirlemek lazım. Şimdi ben eğer konumu zaten seçeceğim. Gidip Ankara'da ve Ankara'daysanız ve sadece Ankara'ya satış yapıyorsanız gidip tüm Türkiye'yi seçmenize gerek yok. Buradan Türkiye yerine Ankara'yı da seçebilirsiniz. Buradan. Dolayısıyla Türkiye'yi çıkartmış olursunuz. Dolayısıyla bunu yapın. Eğer böyle bir şeyiniz varsa, ama örneğin yaş. Ben çok fazla müşteri kitlemin şeyini bilmiyorum, yaşlarını. Bir noktada herkese hitap ediyorum diyorsanız lütfen yaş demografiğine şu an girmeyin. İleride kırılımlara bakarsınız. Veri okuma kısmında zaten söylüyor olacağım bunları. Cinsiyet de öyle. Ürünleriniz spesifik olarak bir kitleye hitap etmiyorsa mümkünse cinsiyeti de ayarlamayın. Buna da yine dataya göre bakmak lazım. Çünkü bazen kendi yorumlarımız gerçekten farklı olabiliyor. Bence dataya göre karar vermek lazım. Sayılar önemli. Aşağıya indim. Detaylı hedefleme kısmı. Detaylı hedefleme kısmı aslında bizim özellikle girdiğimiz işte şununla ilgileniyor, bununla ilgileniyor kısmı. Hani biz diyoruz ya, telefonla konuşuyorum abi, yarın bununla ilgili bir reklam çıkıyor karşıma. Wow, ne oluyor, neler oluyor. Aslında birazcık buraya giriyor. Bizim ilgi alanlarımıza göre aslında insanoğlu ya da hani her insan özeldir, her insan farklıdır dediğim şey birazcık yalan dolan. Belli insan grupları, belli insanlar, belli aktiviteler yapar, belli aktiviteleri takip eder, belli şeylere güler ve biz bu şekilde gruplanmış varlıklarız. Dolayısıyla çözümlenmesi çok kolay, algoritmik olarak benzerliklerimiz var ve bunlar zaten çözülmüş. Dolayısıyla biz de bunları kullanıyor olacağız. Mesela çok klasik bir örnektir, artık kullanmayan kalmamıştır ama ben bir halı yıkama servisi veriyorum. Şimdi halı yıkama servisi verirken teknik olarak halıyla ilgilenen insan halı sever, halı falan filan dememe gerek yok değil mi? İlla halısını seven, halıyla ilgilenen, internette sürekli halı bakan insan mı halısını yıkatıyor? Hayır. Benim hedef kitlem kim? Ev hanımları ya da evde çok fazla vakit geçiren insanlar Türkiye'de. Ben artık şuradan gideceğim. Türkiye'de evde vakit geçiren insanlar neleri takip ediyor? Şimdi düşündüğüm zaman klasik örnek olduğu için hemen söyleyeceğim. Müge Anlı. Değil mi? Evinde fazla vakit geçiren insanlar Müge Anlı'yı takip ediyor. Dolayısıyla ben diyorum ki benim hedef kitlem Müge Anlı'yı takip eden, izleyen, bir şekilde etkileşime geçen insanlar olabilir. Diyorum Müge Anlı. Çat diye 1,5 milyonluk bir kitle geliyor önüme. Şimdi ben diyorum ki Müge Anlı'yı takip eden, aynı zamanda buna benzeyen insanlar da benim hedef kitlemde olabilir. Dolayısıyla aşağı önerilere bir basıyorum. Esra Erol geliyor. Çok doğru bir tespit. O Ses Türkiye geliyor. O Ses Türkiye mesela çok girmiyor olabilir bence, Esra Erol girse bile. Bakıyorum buradan daha fazla gidebilir miyim? Gidemeyebilirim. Halı diyorum. Halı diyeyim bakayım ya. Hem halı hem Müge Anlı ile ilgilenen insanların benzer insanları. Mobilya geldi. İlginç. Şimdi ben ne yaptım aslında? Öncelikle burada. Bunu daha uzatıp götürürüm de bunu birazcık daha siz manuel yapmanız lazım. Aslında ilk başta kendim manuel bir şey girdim. Sonra Facebook'un algoritmasını kullanarak benzer kümeler getirdim. Çünkü Facebook arka planda nasıl çalışıyor? Kümeler mantığıyla çalışıyor. Burada aslında kümeleri göstermesi lazım. Göstermiyor mu yeni şeyde? Neyse. Kümeler mantığıyla çalışıyor. Yani ne demek? Ortak kümesindeki insan sayısı fazlaysa diğer kümeyi de gösteriyor. Dolayısıyla ben bir küme girdim ve diğerlerini Facebook'tan istedim. Acaba diğerleri de benzer kim diye. Ama tabii bir noktada çok fazla ortak küme seçmek çok iyi olmayabilir. Çünkü benzer kümesindeki insanlar %50 %60 ise aslında siz 5 milyonluk bir kümeye gösteriyor olabilirsiniz ama 2 milyon insan vardır. Niye? Çünkü aynı insanlar iki kümede de var. Sayısı 2 ile çarpılıyor ama aslında bir kişi. Dolayısıyla hedefimiz olabildiğince bizim müşteri kitlemiz ama farklı kümelerden seçmek ki farklı kümeleri, farklı insanları hedeflediğimizden emin olabilelim diye. Şimdi ben böyle çalışma yaptım ama bunların hepsini aynı kümede göstermemem lazım. Çünkü kitle testi yapacağım az sonra. Dolayısıyla bunları bir not defterine kaydediyorum. Aldım kağıdı kalemi elime. İşte ne yaptım? Esra Erol dedim, halı dedim, Müge Anlı dedim, O Ses Türkiye dedim, mobilya dedim. Bunları yazdım ya. Sonra bunları siliyorum. Sadece Müge Anlı kaldı. Tamam mı? Sonra aşağı iniyorum. Reklam ayarları, reklam alanları. Burayı otomatik de yapabilirsiniz, manuel de yapabilirsiniz. Eğer ne yaptığınızı bilmiyorsanız mümkünse manuel de, otomatik deyin. Ama e-ticarette bizim uyguladığımız farklı stratejiler var falan. Bunları söylemeyeceğim çünkü yanlış yönlendirebilir. Yani bir mobilyacı gidip aynı şeyleri yapmak zorunda değil ya da aynı güzel performansı alabileceğinden emin olmayabiliriz. Dolayısıyla bunu seçmeyin. Bu arada şu buton yakında kalkacak. Yani siz girerken şu detaylı hedefleme otomatik seçiliyse ve şurada 70 milyon gözüküyorsa, 5 milyon gerçi Ankara seçtik o yüzden kısıtlı ama Türkiye'de bir anda 70 milyon gözüküyorsa şaşırmayın. Bunun sebebi Facebook bakmış Demiş ki bu aslında buton önce ne işe yarıyor onu bir söyleyeyim. Facebook aslında siz bir küme verdikten sonra diğer kümelere atlama yetkisini veriyorsunuz bunu seçtiğinizde. Dolayısıyla potansiyel olarak tüm o demografik verdiğiniz Ankara'nın hepsi bizim potansiyel müşterimiz gibi oluyor. Biz bunu şu anda kaldırabiliyoruz gibi gözüküyor. Yakında bu buton tamamen kalkacak ve artık hep tüm o demografik bölge bir potansiyel müşteri haline gelecek. Bunun sebebi Facebook şöyle bir bakmış. Genellikle bunu seçenler seçmeyenlerden daha iyi kar ettiği için bunu seçmiş. Ama yani Facebook'ta ne yaptığını bilmeyen birçok insan da para harcadığından dolayı bu buton keşke seçilebilir veya kaldırılabilir olsaydı. Ama direkt seçildi reklam verebilirsiniz. İlk başta çünkü daha iyi performans verdiğini söylüyor Facebook. En azından ileri seviyede değilseniz. Şimdi ben kime gösterileceğini seçtim değil mi? Müge Anlı'ya gösterilecek dedim. Yaş girdim, bölge girdim. Sonra bir de karıştırmamak adına geliyorum. Şu reklam setinin ismini Müge Anlı diyorum. Bir de reklam kısmı. Yani bu insanlara ne gösterilecek? Değil mi? Yani ben bu insanlara ne göstereceğim? O reklamın içeriğinde bu kısma geldik. Şimdi de reklam oluştur dedikten sonra tek görsel veya video genellikle bunu kullanıyoruz. Bu üçü de epey etkili. Bu tek görsel veya video genellikle %85 bu kullanılıyor. Dönem format dediğiniz şey işte birçok farklı bu commercial dediğimiz şey yani. Birçok farklı görseliniz, reklam görseliniz var. Birçok farklı videonuz var. Aynı reklam içeriğinde göstermek istiyorsunuz. Mesela 5 farklı Adidas ayakkabınız var. Hepsinin farklı linklere gitmesini istiyorsunuz. Bunu kullanıyoruz. Tek görsel videoda tek bir ürününüz ya da tek bir koleksiyonunuz var. Bunu gösteriyorsunuz. Koleksiyonda çok fazla ürününüz var. 100.000 tane ürünüm var. Hangisinin reklamına çıkacağını bilmiyorum. Facebook karar versin dataya göre diyorsunuz ve koleksiyonu seçebiliyorsunuz. Tek görsel video genellikle başlangıçta kullanacağımız şey oluyor. İleri seviyede istediğinizi kullanabilirsiniz. Sonrasında reklam kreatifi işte burası. Bizim için önemli. Tek metin, tek görsel dediğimiz değişkenler burada giriyoruz. Medya ekle diyorum, görsel ekle diyorum. Bir görsel yükle diyorum. Bakayım. Hiçbir şey yok burada. Bomboş olduğu için. Şunu mesela yüklüyorum. İleri diyorum, ileri diyorum. Bitti diyorum. Bir görsel ekledim. Aynı zamanda ana metin, örnek metin dedim. Başlık, örnek başlık dedim. Açıklama, örnek açıklama dedim. Hepsini yazdıktan sonra bir de internet sitesi istiyor. Yani reklamdan nereye yönlendirilecek? Burası web sitenizin ismini değil göndereceğiniz sayfanın ismine girin. Yani ana sayfa değil de ürünün kendisinin şeyine girseniz daha iyi olur. Örnek site.com ürün diyorum. Sonrasında daha fazla bilgi. Eylem çağrısı. Burada gerçekten ne istiyorsanız onu seçin. Bazen şöyle şeyler duyarsınız. İşte satın alma yapacak insanlar ama biz korkutmayalım diye işte daha fazla öğren diyoruz. Ya burada zaten korkup tıklamayacak adam sitenizde de almayabilir ya. Bizim hedefimiz öyle çok insan çekmek değil. Satın alacak insan çekmek. Dolayısıyla sonunda randevu istiyorsanız randevu talep et deyin. Alışveriş yapacaksa alışveriş yap deyin. Kaydolacaksa kaydola basın. Mevzu biz müşteriden ne istiyoruz? Bunu iyi bir analiz etmek lazım. Sonrasında takip et kısmı. İşte burası bizim pikselimiz eğer kuruluysa burada yeşil yanıyor olacak. Burada şey değil. Yeşil değil, internet sitesi olaylarının altı çünkü pikseli henüz herhangi bir domaine bağlamadık. Bundan dolayı şu an gözükmüyor ama bağladığınız zaman burada da yeşil oluyor olacak. Dolayısıyla şu an reklam içeriğimiz de hazır. Tek yapmam gereken yayınlaya basıp reklamımı yayınlamak. Yayınladıktan sonra aslında şu an ben tek içerik, tek metin, tek görselle reklam verdim. Müge Anlı kitlesine. Oradaki 400.000-500.000 insana. Şimdi burada yapacağım şey Müge Anlı'yı seçtim. Reklam içeriği var ya bu reklamı çoğalt diyorum. Ve kaç tane görsel, kaç tane farklı kreatif kullanacaksam o sayıda çoğaltıyorum. Mesela 3 tane daha yani 4 farklı görsel kullanacağım. Bunların hiçbir şeyini değiştirmeden buraya geldikten sonra içeriğini şuradan düzenle diyorum ve farklı medyayı değiştiriyorum. Buna farklı bir görsel girdim. Mesela buna görsel 2 dedim. Buna görsel 3 dedim. Buna görsel 4 dedim. Yani bu nedir? Benim şu an elimde Müge Anlı kitlesini gösterecek 4 farklı görselim var. Ve bunların içerisindeki performanslara bakacağım. Ve hangisinin daha verimli olduğunu, hangisinin daha çok insana ulaştı, hangisinin daha çok tıklama aldığına bakıyor olacağım. Ama yeter mi testim yetmez. Çünkü ben aynı içerikleri farklı bir kitleyle de buluşturmak istiyorum. Yani mesela az önce Esra Erol'da yazmıştım ya. Esra Erol kitlesinde de bu 4 farklı içeriği göstermek istiyorum. Ne yapacağım? Şuradan bu sefer reklam seti kısmından çoğalta basacağım. Çoğalta bastıktan sonra şuradan 2'yi seçeceğim. 2'yi seçtikten sonra efendim şuradan bir çıkacağım. Bu arada iki farklı kitle. Bir Esra Erol bir de farklı bir yere daha gösterelim. Burada gördüğünüz gibi görselleri direkt kopyaladı. O yüzden tek yapacağım şey kitleye girip kitle kısmından Esra Erol diyeceğim. Müge Anlı'ya çıktım. Esra Erol'u seçtim. Buraya yapıştırdım. Ve yayınlaya bastım. Şimdi bir de şunu düzenleyeceğim. Müge Anlı'ydı. Bir de şuraya mobilya yazmıştım kenara. Mobilya diyorum. Mobilyayı seçtim. Sonra efendim yayınla diyorum. Chat yayınlandı. Şimdi gördüğümüz gibi ne olmuş oldu bu sayede? 3 farklı kümeye bizim göstereceğimiz 4 farklı görselimiz var. Her birini kendi içine kopyaladı. Her birinin verimine farklı farklı bakacak. Gördüğünüz gibi her zaman değişkenim sabit. Yani içerik farklı ki hangi içeriğin daha verimli olduğunu biliyorsam, içerikten kastım şey kitle. Hangi kitlenin daha verimli olduğunu görmek istiyorsam buraya bakacağım. Çünkü kitleler farklı sadece. Burada da içeriklere bakacağım. Mobilyaya gideceğim. Sadece mobilyanın içeriğine bakacağım ve benzeri. Dolayısıyla değişkeni sabit tutuyorum. Sabitim var her zaman. Değişkenimin de ne olduğunu biliyorum ki verimi iyi kontrol edebileyim. Reklam verme de bu şekilde. İnanın burası yeterli. Daha ayrıntıya girip daha da boğulup şu neydi bu neydi demenize gerek yok. Lütfen, lütfen, lütfen başlayın. Devam edin. Bundan daha fazlası inanın ekstra bilgiye giriyor. Birazcık para kazanmaya başlayın. Sonrasında üstüne bir şeyler katarsınız. İşletme sahibi de olsanız zaten en iyisini de bilseniz mevzu dönüp dolaşıp teste geliyor olacak. Bundan dolayı lütfen bugünden başlayın diyorum. Şimdi bir diğer adıma geçiyoruz. 8. adım verileri kontrol etme. Bu konuda öncelikle bir tane uyarım var. Erken karar vermeyin. Facebook'a gerekli zamanı verin. Çünkü artık geç düşme diye bir şey var. Verilerimiz Facebook paneli hemen yansımıyor. Çünkü serverdan da veri çektiği için bazen 24 saate kadar gecikebiliyor. Hatta eskisinden bir en az 2-3 gün daha beklemek benim size kişisel tavsiyemdir. Çünkü bazen erken kapatabiliyoruz, geç kapatabiliyoruz. Yanlış kararlar verebiliyoruz tam veri önümüze yansımadığında ve veri her şeydir. Veri olmadan, o data olmadan verilen kararlar bence %100 ya yanlıştır ya geçerliliği yoktur. Dolayısıyla öncelikle biz Facebook'a gerekli zamanı vermemiz gerekiyor. İkincisi bizim veri okumaktan kastımız nedir? Elbette her işletme için bakılacak şey farklı olmakla birlikte ben yine panelime geçeceğim. Facebook panelime ve oradan devam ediyor olacağım. Şimdi Facebook panelime geldim. Facebook panelime geldiğimde elbette her işletme için farklı olacak dediğim şey sütunlar, performans, kuruluma göre, işte etkileşime göre, video etkileşimi yani ne çıktıysanız, ne istiyorsanız buna göre bir performans izlemesi oluyor olacak illa ki. Yani mesaj etkileşmesi, ben mesaj istediysem kaç tane mesaj aldığım benim için çok önemli. Çünkü neticede ben ucuz mesaja göre optimize etmem lazım ya da buradaki satışa göre. Ya da ben mağazama bir trafik çekmek istiyorsam fiziksel bir trafik, çevrim dışı dönüşümlere bakmam lazım manuel girdiğim dataya göre. İşte performans tıklamalarda ne kadar bir bütçe harcamışım, ne kadar bir tıklama almışım, ne kadar pahalı bir kitleye gösterilmişim. Burada bakmam gereken yer performans ve tıklamalar kısmı. Dolayısıyla buradaki siz kendinize göre sütunları özelleştirebilirsiniz. Ama mevzumuz şu. Data kontrolü, veri kontrolü yaparken birincisi datanın genel kontrolü yani algoritmik kontrol dediğimiz yer. Buradaki panelden çıkan verilere göre. Teknik olarak bu CPM hangisinde daha düşükse ve bağlantı tıklaması o kadar yüksekse bu CPC dediğimiz şeyde bir klik başına verdiğiniz maliyet bunların hepsini zaten hesaplıyor olacaksınız. Diyelim siz 100 tıklamada bir satış yapıyorsanız ve bu satışınızdan 500 TL kazanıyorsanız sizin o tıklamanız eğer 5 TL'ye geliyorsa sıfıra sıfırsınız. Dolayısıyla sizin tıklamanızın 5 TL'den daha ucuz olması lazım. Ama kimi işletme var ki 10 tıklamadan bir tane satış yapmak zorunda kar marjı ona göre. Dolayısıyla sizin bu sayılara hakim olmanız lazım. O yüzden Facebook paneliyle ilgili değil. Sizin şunu bir hesaplamanız lazım. Ben bir üründen kaç TL kazanıyorum bir satışta? Kaç tıklamada bir satış yapıyorum? Dolayısıyla benim bir tıklamada kaç para vermem lazım ki en azından sıfıra sıfır olsun? Onun ucuzuna getirmem lazım. Tek hedefim bu olacak. Bu da bence çok zor bir işlem değil diye düşünüyorum. Bir diğeri de kırılımlar yani algoritmik değil manuel görebileceğimiz kırılımlar yani demografik veri kırılımları. Burada biz yayına göre dedikten sonra buradan yaş ve cinsiyet, işletme, ülke, bölge, işletme konumlarını demenize gerek yok. Zaten B2C yapıyorsanız. Ama bunlara basıp bu kırılımları görebiliyoruz. Şu an sıfır bir hesap olduğu için gözükmüyor ama bu sefer hangi cinsiyetten, hangi yaştan daha çok tıklama aldığım, daha çok satış yaptığımı görüyorum. Bu sefer bir sonraki reklama çıkarken demografik olarak ya ben hiç 40 yaş ve üstünden satış almadıysam, ya mesela 500 sipariş aldım. Hiçbiri 40 yaş ve üstü değil ama oradan tıklama geliyor. Ben oraya para harcıyorum tıklama başına ama satış gelmiyor. Dolayısıyla bir sonraki reklamda ne yapacağım? 40 yaş ve üstünü hariç tutacağım. Değil mi? 18-40 arasını seçeceğim. Çünkü benim satışım oradan geliyor. Dolayısıyla bu kırılımlar bizim için önemli. manuel yapılması gerekiyor. Dolayısıyla veri okumada iki ana kısım var. Birincisi algoritmik taraftan baktığımız genel taraf, bir diğeri de manuel olarak baktığımız kırılımlar. Yani bir, şu ana kadar seçtiğim kreatifler nasıl gidiyor? İkincisi demografik olarak nasıl kırılımlarım var ve neye göre reklam vermem lazım diye. Bu veri okuma kısmı tabii ki çok çeşitlendirilebilir. Bu işinizle ilgili olabilir. Yani sizinle otursam diyelim bizden hizmet almak istiyorsunuz. Karşılıklı otursam ilk soracağım şey reklam değil. Ürününüzden ne kadar bir kâr marjınız var? En çok satan ürününüzden ne kadar satıyorsunuz? Ve satan ürününüz genel olarak tüm ürünleriniz içinde yüzde kaçlık bir dilimi oluşturuyor diye sorarım. Çok alakasız reklamdan ama ben bunları bilmek isterim. Çünkü aslında bunun üstüne bir reklam pazarlaması bina etmek isterim. Dolayısıyla her işletmenin, her reklamcının, her firmanın farklı bir yoğurt işi var diyeyim. Bundan dolayı sizin bunun mantığını kavramanız önemli. Veri bilimi kısmında ama Facebook tarafında vereceğim tavsiye bu. Bir, sayılara hakim olun. Break-even noktası dediğim 0-0 noktasına hakim olun ki daha ucuza çekmeye çalışın. Üçüncüsü de bu demografik kırılımları iyi öğrenin diyorum. Şimdi diğer bir adıma geçiyor olacağız. Evet, 9. adım, Gürkan Zon'u takip edin. Ben Instagram'da, YouTube'da, Twitter'da olabildiğim her yerde bu tarz bilgiler paylaşmaya çalışıyorum. Dolayısıyla beni takip ederek de güncel kalabilirsiniz. En azından şu var, güncel olamadığım konularda da güncel olan arkadaşları paylaşıyorum ki yine bilgilerden eksik kalmayın diye. O yüzden beni takip ederseniz de güzel bilgiler alabilirsiniz. Bir diğeri, eğer hala kafanızda sorular varsa nasıl yapacağım, nasıl ilerleyeceğim veya bunların dışında kendi işletmenizle ilgili konuşmak istiyorsanız veya bir şeyler öğrenmek istiyorsanız veya Shopify'a başlamışsınızdır, e-ticaret tavsiyeleri almak istiyorsunuzdur. Eğer sorularınız varsa bu soruları cevaplayacak bir ekibe sahibiz. Elbette ücretsiz olarak. Dolayısıyla aşağıdaki linke tıklayarak da bizden bir keşif randevusu alıp sorularınızı sorabilirsiniz. Biz o sorularda mümkün olduğunca size yardımcı olmaya çalışacağız. Bildiğimiz kadarıyla ekibimiz genel olarak e-ticaret konusunda ve oranın reklamları konusunda tecrübeli. Dolayısıyla harici soruları cevaplayamasak da bilmediğimiz konuları bilmiyoruz deriz. Ama eğer hala kafanızda bir soru işareti varsa keşif randevusu alabilirsiniz. Fakat şunu unutmayın. Aklınızda elbette sorular kalacak. Yani demek istediğim şu. Dedim ya, her detayı bilmek zorunda değilsiniz. Bundan dolayı başlamanızın önündeki engel ben daha da öğrenmem gerekiyor kısmıysa lütfen keşif randevusu almayın, başlayın. Başlamaktan alıkoymasın sizi bizimle randevu almak. Çünkü bizimle randevu aldıktan sonra uçuşa geçmeyeceksiniz. Hiçbir bilgi aldıktan sonra uçuşa geçmeyeceksiniz. Aksiyon adımı olmazsa lütfen, o yüzden dolayı keşif randevusuna gelirken de eğer soru da soracaksanız aldığınız aksiyon adımlarını da bize gösterin. Deyin ki ben bugüne kadar şunu öğrendim. Sizden şunu öğrendim, X kişisinden şunu öğrendim, şöyle bir adım attım, şurada takıldım ve takıldığım noktada şunu uyguladım ama işin içinden çıkamadım ve şu an size soruyorum. Lütfen o balığa uzanmayalım da oltayla balık tutmaya çalışalım, ağınız bir yere takılmış olsun ve biz orada yardım edelim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Benim için uzun sürdü, hazırlanması da uzun sürdü, uygulanması da uzun sürdü. Bu yüzden dolayı eğer işinize yaradığını düşünüyorsanız aşağıdan beğen butonuna basarsanız çok sevinirim. Bu tarz videolar hoşunuza gidiyorsa kendinizi geliştirmek adına abone olursanız da sevinirim ki bir sonraki videolardan ilk haberdar olan siz olun diyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Görüşmek üzere.